Öncelikle Can TV ve Pir Haber'e bu konuların üzerine gittiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bunu Pir Haber'in sitesinden gördük. Orada duymuş olduk. Yani hep söylüyoruz, başından beri söylüyoruz. Alevi, Bektaşi, CEME ve daire başkanı olan bir kurumu tanımıyoruz diyoruz ama hani bir laf var, ağacın kurduğu içine olur diyorlar ya, bizim içimizdekiler gidip gizli gizli görüşüyorlar. Neyi görüşüyorsunuz? Ne için gittiniz? Neyi konuştunuz? Onu da bilemiyoruz. Yani CEME evleri ibadet yeridir. CEME evleri bir kültür merkezi değildir. CEME evleri bir turizm işletme yeri değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlansın. Evet, devlette alacağımız vardır, vardır. Diyor ki CEME evleri yasal süresi verirsin. CEME evleri tanınsın bu ülkede. Bu ülkede Aleviler de vardır. CEME evleri de Alevilerin ibadet yeridir. Ve Aleviler CEME evde ibadet yapıyorlar. Bu tanınsın önce. Bu tanındıktan sonra her şey kendine olur. Yani bu Alevi Bektaşi daire başkanlığıyla, şuyla, buyla böyle dolaylı yollarda Aleviler avlamanın bir gereği ve manası yoktur. Bu Antep'teki Antep AKD şube yönetimi, şube başkanı gitmiş görüşmüşler. Basit gerekçeler gösteriyorlar. Bu basit gerekçelerde biz dikkate almıyoruz. Bunları da kabul etmiyoruz. Öyle geçiştirmeyle bu işler olmaz. Her şeyin bir adabı vardır. Her şeyin bir yolu vardır, sınırı vardır. Görüşmelerin de adabı vardır. Nasıl yapılır, nasıl edilir, konuşulur, tartışılır. Ama biz gittik falan cemevi için ödenek istedik. Falan cemevin tadilatı yapılsın. Yapılmasın kardeşim. Kendimiz yaparız. Ne olacak? Yani biz Alev Bektaşi cemevin bir torba çimentosuna mı kaldık? Yani bir kutu fayansına mı, seramine mi kaldık? Bu kadar basitleşmenin, bu kadar küçülmenin bir anlamı yok. Yani gezdiler işte. Daha önce bize de geldiler. Biz burada tavrımızı net koyduk. Cemevlerin yasal statüsü verilmediği sürece böyle bir şeyi kabul etmiyoruz dedik. Gidip köyleri gezdiler. Yahu cemevi olmayan yerlere cemevi gösterdiler. Yani okul kaparmış köyde. Hiçbir faaliyet yok. O köye gidip dolaşmışlar ve orayı cemevi göstermişler. Cemevi değil. Bu kadar cemevini ziyaret ettik. Ve orada o insanları kendine çekmek için, o insanları ağlamak için planlar, programlar, senaryolar yapıyor artık. Arkadaşlar, canlar, aklımızı başımıza alalım. Gelin bir olalım diyoruz. Gelen merkez gereğini yapmalı. Eğer Pir Sultan örgütlüğünden böyle bir şey olursa, Pir Sultan'ın genel merkez gereğini yapar. Gerekse o şubeyi kapatır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi genel merkez buna sessiz kaldığı zaman benim kafamda da soru işareti oluyor. Yani senin şube yönetimin gitmiş görüşmüş. Ben Ali Bektaşi daire başkanını tanımıyorum diyorsun ama sen şube yönetimine bir yaptırım uygulamıyorsun. Ya net olmak lazım ya. Yani bir örgütsel yapımız olmalı. Ve örgüt kurallarına uymamız lazım. Örgüt disiplini sağlamamız lazım. Bizim Alevi örgütleri içerisinde, Alevi kurumları içerisinde bazı disiplinlere uymak lazım yani. Bunu yapmıyorsa kusura bakmasın. Ben şubeyim, genel merkezim var. Ben şube kafama göre hareket edemem. O zaman genel merkezin ne anlamı var? Onun için genel merkezin kararlarına uymak zorundayız. Ve genel merkezde gereğini yapmak zorundadır.